istenmiş bizden. Biz AB uzunluğuna x dersek sinüs teoreminden şunu yazabiliriz. Herhangi bir kenar, mesela 6 kenarı ya da buradaki x kenarı ve onu gören açının sinüsünün oranı birbirine eşit olur. Bütün kenarlar için. Üçgendeki bütün kenarlar için bu oranlar eşit olacak. Yani x bölü sinüs 45, x, x'i gören açı 45, x bölü sinüs 45 eşit olacak. Kenarımız 6, bu kenarı gören açı 30, 6 bölü sinüs 30. Bunlar birbirine eşit olur. Şu üçüncü açı ve kenar için de aynı şey söz konusu ama onlar belli olmadığı için yazmadık şimdi. Sinüs 45, şurada da sinüs 30 var. Önce içler dışlar çarpımı yapalım. Şöyle çapraz çarpıyorum. X çarpı sinüs 30 eşit olacak 6 çarpı sinüs 45. 6 çarpı sinüs 45. Şimdi 30 ve 45'in sinüslerini hesaplayacağız. Bunun için özel üçgenleri çiziyorum. Şurası 90 derece, 30 derece, 60 derece. 30'un karşısı 1, hipotenüs 2, 60'ın karşısı kök 3. Diğer özel üçgeni çiziyorum. Burası 45, şurası 45. Dik kenarlara 1 dersek hipotenüs kök 2 olur. Şimdi şöyle devam ederiz. X çarpı 30'un sinüs. Sinüs karşı dik kenar bölü hipotenüs. 1 bölü 2 yani eşittir. 6 çarpı 45'in sinüsü karşı dik kenar bölü hipotenüs. O da 1 bölü kök 2 olur. Şimdi paydada kök olmasını istemiyoruz. Biz bunu şöyle kök 2 ile genişletebiliriz. Sol taraf x çarpı 1 bölü 2'den x bölü 2 eşittir. Sağ tarafta 6 çarpı kök 2 ile çarpınca yukarısı kök 2, aşağısı da 2 olur. Şimdi önce şunu yapabiliriz. 2'ye bölüyorum 1, 2'ye bölüyorum 3 olur. Yani bizim x bölü 2'miz eşittir 3 kök 2. Tabii şunun paydası 1. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan bizim x uzunluğumuz eşittir 2 çarpı 3. 6 kök 2 olacak. X uzunluğumuz 6 kök 2.